Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu video ile birlikte C ile sıfırdan ileriye programlama dersinde 6.5. ders videosunu çekmeye başlamış bulunmaktayız. Bu videomuzda for döngüsünden bahsedeceğiz. Tabii bu for döngüsüne niye ihtiyaç duyuyoruz anlayabilmek için böyle kıyaslama yapmak, bundan önceki döngülerle kıyaslama yapmak ne olacaktır? Daha avantajlı olacaktır. Şimdi şöyle kısaca while'la arasındaki farkı anlatabilmek için buraya while döngüsünün flow chart'ını yani akış diyagramını ne yapıyorum? Çiziyorum. Burada bir false durumumuz var. Bakın burada true gelme itibaren de ne yapıyordu? Buradaki işlem bloğuna giriyordu. While videosunu izleyenler bu akış diyagramını hatırlayacaklar. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne farklılık var diye baktığımız zaman burada iki tane yeni küme görüyoruz veya işlem blokları görüyoruz. Bunlardan bir tanesi start, ikincisi de başlangıç atanması. Şimdi bunları şu şekilde bir gözlemleyelim. Şimdi biz bir while ifadesi yazdığımız zaman nasıl yazıyorduk? Burada bizim bir koşulumuz oluyordu. Ve burada da işlemlerimiz ne oluyordu? Oluyordu. Baktığımız zaman arasındaki farka bakın burada bir başlangıç ataması var. Bir koşul var, bir sayaç var. Yani burada biz 3 durumu ne yapmıyoruz? Aynı anda kullanamıyoruz. Başlangıç ataması yapacağımız zaman mesela burada bunu bir örnekle yapmak gerekirse int i diye bir başlangıç koşulu oluşturdum. Yani değeri oluşturdum. Bakın bunu işte başlangıç ataması yaparım. Burada 0'la birlikte bir atama yaptım. Ondan sonra bu i'nin küçük olduğu durumlara bakıyorum. 5'ten veya küçük veya eşit olduğu durumlara bakıyorum. Burada da işlemin ne olsun? Print f ile birlikte bu i'yi her seferinde konsola bastırmak olsun. Şimdi şu üst tarafı şöyle hemen bir silelim. Bakın bunu çalıştırdığım takdirde ne olacak? Normal bir şekilde çalışmasını bekliyorum ama sonsuz döngüye girecek. Tabii ki burada i'ye bir işlem yapmadık. Aslında bu i'yi burada unutmamızın bile bu search değişkenini kendi içerisinde, for bloğun içerisinde olması için iyi bir avantaj. Çünkü siz burada unutabilirsiniz veya dalgın olabilirsiniz. Böyle hatalarla karşılaşmamanız için o bir avantaj. Bu birincisi. İkincisi normalde bunu bu bölümün sonunda işte temel programlama 3. videoda biz bunu müfredatı söylemiştik temel giriş dersleri için. Böyle unutulanlar veya işte ekstra eklenmek istenenler diye bir kısım oluşturacaktım ben. O kısımda bunlardan bahsedeceğiz. Böyle yine 5-6 videoda bunlar sürer büyük bir ihtimalle. Ama kısaca görelim. Şimdi bizim virgül ile birlikte nasıl biz işte daha önceki videolarda int i virgül j olarak oluşturabiliyorsak belli işlemleri de bu virgülle birlikte aynı şeyin içerisinde yaptırabiliyoruz. Bakın mesela buradaki farkı ilk önce şöyle bir görelim. Ben bunun içerisinde bir başlangıç değişkeni ne yapamıyorum? Oluşturamıyorum. Bana hata veriyor. Çünkü ben bir while döngüsünün içerisinde asla başlangıç değişkeni oluşturamam. Ama burada int i diye bir şey oluşturarak bu while'in içerisinde buna bir değer atayabilirim. Baktığımız zaman yine bu sonsuz döngüye girecek. Bunun sebebi hikmetine de şimdi bakacağız. Bir açılsın sonsuz döngüye girdiğini görelim. Bakın burada sonsuz bir döngüye girdi. Yavaş yavaş buraya sıfırlar gelmeye başlar. Evet, sıfırlar gelmeye başladı. Şimdi buradaki sebebi hikmet ne? Biz burada bunu sıfıra eşitliyoruz. Bu her koşula baktığı zaman aslında bir de ne yapıyor? Buradaki i'yi sıfıra eşitliyor. Oysa for döngüsünün içerisinde ben bu i'ye sıfıra eşitleme durumunu bunun içerisinde ne yapıyorum? Hallediyorum. Ve bakın zaten burada diyagramda da göreceğiniz gibi bir daha asla bu noktaya gelmiyor. Her zaman bu noktadan sonraki noktadan
devam ediyor döndüğü zaman. Böylelikle bunu ne yapmış oluyorum? Çözmüş oluyorum. Bu birincisi. İkinci durum. Şimdi bunu mesela arttırayım burada. Normalde ben işte burayı yazmazsam bunu nasıl arttırabiliyordum? Şöyle koşulu yazdım sadece buraya. Bunu üst tarafta da arttırabiliyordum. Bu şekilde alt tarafta da arttırabiliyordum. Ama bakın normalde zaten alt tarafta arttırdığımız zaman da ne gibi? Tabii şunu sıfır eşitleyelim yukarıdan önce. Rastgele bir değeri atadığı için bu demek ki atadığı rastgele değer sıfırdan küçükler, 5'ten küçükler eşitleyilmiş. Şimdi bakın ne yaptım? Ben burada arttırdım ama bunu ne yapabilirdim? Burada da şu şekilde arttırabilirdim. Bakın sıfırdan başladı. Şimdi nasıl başlayacak? Birden başlayacak. 6'ya kadar gitti. Yani bu bana ne dezavantajı sağladı? İ'nin küçükken, yani bu bir avantaj da olabilir sizin işinize bağlı olarak. İ'nin küçükken 5'te küçük eşit, işte 5'ten küçük eşit olması durumunda bunun içerisine giriyor. Tam 5 olduğu zaman da giriyor. Ve ne yapıyor? Burada artı 1 olarak bunu bastırmış oluyor. Şimdi buna benzer bir kullanımı biz burada da ne yapabiliyoruz? Şuraya bir virgül koyarak aynısını yapabiliyoruz. Her koşulun içerisine girdiği zaman bu sefer ne yapıyor? Bir arttırmış oluyor. Yani az önce 6'ya kadar basmıştı biliyor, hatırlarsınız. Şimdi bu kullanımı biraz kısıtladık. Niye? Çünkü koşulun içerisine geldi. Koşulun içerisine geldikten sonra bu arttırma işlemini yaptı. Sonra virgülden sonra koşula baktığı için bunu bu şekilde ne yapmış olduk? Yok etmiş olduk. Şimdi for'da nasıl oluyor? Bir de ona bakalım. Şurayı bir kapatayım. Şu kısımları da bir şöyle hemen hızlı bir şekilde temizleyelim. For'daki muhabbet de şu şekilde oluyor. Bakın yine bir for yazıyorum. Şimdi burada int i diyerek oluşturabiliyorum. İ, yine aynı koşulu kullanacağım. 5'ten küçük olması durumunda. Ve i'yi arttırıyorum. Ve burada da her seferinde printf diyerek ne yapabiliyorum? Bu i'yi bastıracağım. Şuraya bir tane de ters taşlayı koyayım. Burada da i'yi bastırmak istiyorum. Bunu çalıştığım takdirde bu sefer ne göreceğim? Bak. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gördüm. Az önce 1'den 5'e kadarını görmüştüm. Niye? Çünkü while'in içerisinde her koşula geldiğinde ne yapıyordu? Arttırıyordu. Yani program başladı. While'in olduğu noktaya geldi. Bunu arttırdı. Ondan sonra koşula baktı. Bu sebepten dolayı sadece bunları bana vermişti. Ama for'da öyle değil. For'da bizim burada koşula girmeden önce değil. Koşula girdikten sonra biz bu arttırma işlemini yapıyoruz. Eğer şu siyah ekranı şöyle alırsam. Bakın koşulun içerisine girdi. İşlemleri yaptı. Ondan sonra sayının içerisine girmiş oldu. Yani bu nerede dezavantajlıdır? Nerede avantaja dönüşebilir? O muamma tabii, yani sizin yapacağınız işe bağlı olan bir şey. Ama kullanımı bu şekilde. İlla ben bu int i'yi bunun içerisinde mi tanımlamak zorundayım? Hayır. Burada da yine ne yapabilirim? Int'i bu şekilde tanımlayabilirim. Ve burada mesela bu i'yi de sıfıra dönüştürebilirim. Yani şey oldu. Ne yapabilirim başka? Bakın burayı boş bırakabilirim. İlla bunların içerisinde yazmak zorunda değilim. Onu göstermek için yapıyorum bunu. Burada yukarıda sıfırlarım. Yani buradaki durumun içerisinde sıfıra eşitlerim bu değişkeni ve burayı boş bırakırım. Böyle de kullanabilirim. Bunların hepsi bir kullanım avantajıdır. Buraya da yapılmasını istediğim işlemi yazmayabilirim. Burada da yapabilirim. Ama for döngüsü bana bunları bu şekilde kolay bir şekilde ne yapıyor? Tek bir satırın içerisinde veriyor. Bu bir avantajdır. While'e göre. Çünkü unutma ihtimaliniz olabilir. Yani hızlı hızlı yazıyorsunuzdur. Hızlı kod yazarken bu şeylere ufak tefek şeyler olsa bile
size zaman kaybettirir. Zaman kaybetmemek için böyle bir avantaj olması güzel bir şey. For döngüsü de bu şekildeydi. Yani özetle son sözleri söylemek gerekirse ne var? Burada bir başlangıç ataması yapıyoruz. Bunun içerisinde kullanacaksak eğer bu şekilde. Bu başlangıç atamasını yaptıktan sonra bir daha bu başlangıç atamasının içine girmiyor. While'da ne oluyordu? Bu başlangıç atamasının içerisinde sürekli girdiği için sonsuz bir döngü oluşuyordu. Ve while'da işte bunu virgüllerle ayırarak falan yapabiliyorduk. Burada noktalı virgül koyuyoruz iki tane. Bir de şunu da söyleyelim. Bakın burada birden kazayla birden fazla noktalı virgül koyarsanız bu program size bir hata verecektir. Bir noktalı virgülü fazla koydun diye. Başka böyle söylenecek bir nokta yok sanırım bunun temelleriyle ilgili. Zaten ileriki videolarda bu uygulamaları yaparken değinmek gereken yerlere değiniriz. Bu bölümün bitmesinden sonra da işte bu unuttuğumuz, gözümden kaçan noktalara dair tekrar bir video çekerim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.